sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tekrar Hatay'da sizlerle buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel toplantıda bir arada olmanızdan, geleceğimiz açısından da büyük bir sevinç duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Muhterem Hataylılar, aziz kardeşlerim, hüzünle, acıyla hatırlıyoruz. 6 Şubat günü dünyada emsali olmayan büyük bir felaketi Türkiye olarak 11 ilde burayı da yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamış olduk. Bu felaket esnasında 50 bine aşkın vatan evladı Hakk'ın rahmetine kavuştu. 100 bini aşkın vatan evladımız deprem felaketinde yaralandı. Türkiye'nin birçok yerinde tedavi görmek üzere Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye'nin bütün hastanelerine sevk edildi. Depremde hayatını kaybetmiş olan vatan evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Halihazırda tedavi gören ve hayatta kalma mücadelesi veren vatan evlatlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Muhterem Hataylı kardeşlerim, sizlerle çok dürüst, çok samimi ve geleceği birlikte kucaklayan bir anlayışla görüşlerimizi anlatmak istiyorum. 6 Şubat'tan bugüne 104 gün geçmiştir. 104 gün içerisinde 11 ilimizde biraz evvel ifade ettiğim gibi acı ve hüzünle dolu bir hayat kendini ortaya koymuştur. Bu süreç içerisinde Türkiye'de birçok çevre bu büyük felaketin altından nasıl kalkılması gerektiğini ve bu konuda neler yapılabileceğini ifade etmek yerine bu felaketin üzerinden siyasi hedefler gütme çabası içerisine girmişlerdir. Ancak aradan geçen 104 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayın lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bakanlarıyla, bürokratlarıyla, valileriyle, kaymakamlarıyla, emniyet mensubu aziz kardeşlerimizle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhterem üyesi Mehmetçiklerimizle ve millet olarak el ele vererek 80 ilin bütün unsurlarını buraya taşıyan büyük bir milletin çocukları olarak sizlerin yanında olmayı planlamışlar ve bu konuda da gayret göstermişlerdir. Allah'a çok şükürler olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimindeki kararlılık, hizmetteki inanç, yapılması gerekenler üzerindeki yıllardır birikmiş tecrübeleriyle kısa bir süre içerisinde enkazların kaldırılması, enkaz sırasında arama taramayla varsa canları kurtarılacak insanlarımızı kurtararak hayata dönüşlerini sağlamaları, diğerlerini ise toprağa vererek şehitler hanesine kendilerini milletçe bağrımıza bastığımız
evlatlarımızı bütün bu hizmetleri yan yana getirirken aynı zamanda insanlığın üç konudaki isteğini de acilen yerine getirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi beslenmedir. İkincisi barınmadır. Üçüncüsü örtünmedir. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, güçlü devlet anlayışı, kararlı yönetim bakışıyla, usulüyle, millete olan kucaklamasıyla beslenme problemini milletçe çözme gayret içerisine girmiş, enkazlar temizlenmekte ve barınma gerçekleşerek önce çadırlar, sonra konteynerler uygulamaya geçmek suretiyle insanlarımızı daha geleceğe umutla bakan bir moral yüksekliğine getirmenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu yönetime teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı da Türk milleti adına kutluyoruz. Ancak aradan geçen bu süre içerisinde bazı konularda da dikkatli olmak durumundayız. Aziz Hataylılar, eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, yani 76 yıl içerisinde 17 koalisyon kurulsa bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir. Bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Öyleyse bir çıkış yolu bulmak durumundayız. Bu çıkış yolu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş, Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 12. Cumhurbaşkanı yapış ve onunla beraber oluşmuş olan yüksek bir yönetim anlayışı ve kadrosuyla elleri kolları sıvayarak bugün şu an için toplantı yapmaya, gelecekte daha güzel hayata kavuşmayı arzulayan bir fırsatı yakalamış olduk. O zaman bütün Hataylılar böyle bir sürece karşı bir de yaşanan felaketler oldu. Depremler oldu, seller oldu, buna benzer yangınlar oldu. Bütün bunları aşarak böyle bir hizmeti sunmak isterken tekrar geriye dönüş yaygarasıyla parlamenter sisteme dönmemiz lazımdır diyerek milleti aldatarak türlü türlü yalanla, dolanla, soğanla, patatesle kandırmaya yönelenlere eğer inanmış olsaydık bugün Türkiye'de bu büyük felaketin altından kalkmak inanın ki mümkün olmazdı. Ama Cenab-ı Allah lütfetti. 24 Haziran seçimlerinde bir dönüşüm sağlandı. Bu milli bir reform olarak siyasi hayatımızda yerini alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uçakları olmuşlardır. O sebepten dolayı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5 yıla yakın bir süredir ülkemizin önce felaketleriyle ekonomik, sosyal sıkıntılarını aşmak için yangınıyla, seliyle, depremiyle her türlü fedakarlığı yaparken Türkiye'yi de birçok yönüyle
geleceğe hazırlayan ve bugün için tekrar yeni bir yüzyılı milletçe yaşatmaya imkan tanıyan bir kararlılıkla büyük bir fedakarlık içerisinde bir sistemi hayata geçirmişlerdir. Bu hayat sistem başarılı olmuştur. Bu sistemi değiştirmeye yönelmek Türkiye'ye ihanet olur. Onun için sistemden vazgeçemeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devamlı kılmak, yapılan hizmetleri durdurmamak gerekmektedir. Öyleyse muhterem Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. kez tekrar Cumhurbaşkanı yaparken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini de yaşamaya ülkeyi hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken de geçmişteki çalışmaları yok farz edemeyiz. Eksiklikleri gündeme taşıyan fitne fesata aldırış edemeyiz. Yapılanlar başarıdır. Başarının devamı gerekir. Öyleyse yola devam, durmak yok demek gerekir. Onun için aziz Hataylılar, hayırlı bir adım attınız. Fedakarlığın üzerine umutla geleceği inşa etmeye gayret gösterdiniz. Yeni bir Türkiye dediniz. Yeni bir hayat dediniz. Yeni bir istikbal, istiklal dediniz. O sebepten dolayı da 14 Mayıs günü yasal yapılması gereken bir seçim sürecini de bu hüzünlü, acılı dönem içerisinde hayata geçirdiniz. 14 Mayıs günü yapılmış olan seçimlerde milletimiz bir, yalana dolana hayır dedi. İki, milletimiz parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir, dönüş olmaz dedi. Üçüncü olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı ülkemizin lider ülke, yeni yüzyıl Türkiye'sini inşa için gereklidir dedi ve büyük bir farkla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı başarılı kıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler 300'ü aşkın milletvekiliyle büyük bir denge ve gözetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclis'te sağlamış oldu. Şimdi bu sağlanmış olan denge ve gözetimi devam ettirmek için bir konunun daha başarılı olması lazım. Yasamada başarı sağlanmışsa yürütmede de başarılı olmak lazım. Yürütmedeki başarı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettirmek, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır. O sebepten dolayı 28 Mayıs günü yapılacak olan seçimler sadece ve sadece Cumhurbaşkanı seçimini sağlamakla kalmayacak, istikrar, istiklal ve istikbal dediğimiz üç değer kavramı milletçe benimseyerek Türk milletini yeni bir yüzyıla hayata geçirebilecek başarıyı sağlamak içindir. O sebepten dolayı meclisteki uyumu, dengeyi ve gözetim gücünü siyasi iktidar olarak yürütmede de devam ettirmek için 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara çok daha büyük rakamlarla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır. Bunu başarabilmenin bir tek yolu vardır. O da seçime gitme kararlılığınızı tekrar ortaya koymaktır. Seçime gitmeye kararlı mısınız?
sandıklara sahip olmaya, sahip olmaya kararlı mısınız? Vatana, millete, Türkiye'deki sosyal ekonomik sorunları çözmeye ve depremin bütün enkazını kaldırarak güler yüzlü bir Türkiye'ye var mısınız? Onun için böyle bir ortamda seçime gitmenin ötesinde büyük bir başarıyı da sağlamak lazım. Arada büyük bir fark olsun ki ne Amerika'sı, ne Avrupa'sı, ne de ülkedeki işbirlikçileri, ne fitne ve fesatçılar fırsat kollayıp Türkiye üzerinde büyük oyunlarını devam ettirme çabasına girmemeli. Bunların kökü kazınmalı. Terörün kökü kazınmalı. FETÖ'nün kökü kazınmalı. Türkiye'de can ve mal emniyeti mutlak surette sağlanmalı. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkacak, eşlere sahip çıkacak bir güvenliğe gerçekleştirmeyi başarmalıyız. Bunu yapabilmek için de güçlü bir yönetimin devamı şart. O sebepten dolayı birçok yerde ifade ettim. Ama şimdi Hatay'ın bu kararlı duruşu karşısında tekrar ediyorum. Mitingler sırasında da bu ifadeyi kullandım. Birçok Avrupa, Amerika dergilerinde Türkiye'de yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösterdiler. Yalan yanlış haberler yaymaya çalıştılar ve Türkiye'de yönetimin de değişmesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluktan uzaklaştırılması gerektiğini söylediler, yazdılar, çizdiler. Türkiye'de malum kişiler de bundan yararlanarak televizyonlarda bunların sözcülüğünü yaptılar. Araştırma, kamuoyu araştırma çabalarında milleti aldatacak rakamlarla bunlara hizmet ettiler. Ama bir tek şeyi başaramadılar. Şimdi Hatay'dan sesleniyorum. Bütün dünyaya sesleniyorum. Ve diyorum ki Amerika'nın çocukları Hans Sam, Almanya'nın çocukları Tony'ler, Johnny'ler, Frank'lar, Henry'ler, alayınıza birden sesleniyorum. Ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin. Türkiye'de kiminle işbirliği, ağız birliği yaparsanız yapınız. Anadolu'nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz sizlere ezdirmeyiz. Tekrar Cumhurbaşkanı olması için 28 yılın günü büyük bir zaferle 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak suretiyle Amerika'ya, Avrupa'nın bazı ülkelerine orada Türk asıllıyım diye geçinip Almanlığa, Belçika'ya hizmet eden alçaklara milletin bir cevabı olsun. Türkiye'de işbirliği yapanlara yine milletin bir cevabı olsun. Ve bunu başarabilmek için de seçime gitmek, seçimde çoğunlukla iki adaydan tek aday olarak gönlümüzde yatan Recep Tayyip Erdoğan'a mührümüzü vura vura ses getirmektir. Bunu yapacak mısınız? Yapabilir miyiz? Sandığa gider miyiz? Mührü alıp Recep Recep diyebilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Tabii eskilerden beri söylüyor, dün de Kahramanmaraş'ta söyledim. Bu dönem içerisinde 11 ilde deprem felaketini yaşadığımız 11 ilde yine en büyük seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine oldu. Çok yerde %70'leri geçti, %80'lere yaklaştı.
Ama bu dünyaya ses vermek, Türkiye'nin birliği, dirliği hakkında kararlı bir duruşu, seslenişi duyurabilmek açısından, gösterebilmek açısından bir şeyi daha yapmamız lazım. Bizim Adana'da geçmişten beri kullanılan bir şey var. Kendi aralarında konuşurken bazı kavramlarla güçlerini, cesaretlerini ortaya koymak için bunu söylerler. Birincisi karada yüz, ikincisi havada yüz, üçüncüsü denizde yüz. O zaman şimdi Hatay'dan sesleniyorum. 28 Mayıs'ta Hatay'da yüz. Var mıyız yüzü? O zaman her ülke insanımız, her Hataylı 100. yüzyılı 100 oyla karşılayıp yüzü bulmak için çaba gösterecek midir? Bunu başaracak mısınız? Allah alayınızdan razı olsun. Şimdiden müjdeliyoruz. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'taki fetihle özdeşleştirerek Türkiye'de hem rejimi, hem Türkiye'yi, hem vatanı, hem bölünmeyi, hem terörü tamamen millet iradesinde perçinleştirecek bir zaferi sizlerden bekliyoruz. Bu zafer önce Hatay'ın olmalı. Bu zafer milletin olmalı. Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olmalı. Bu zaferle de dünya alem çatlamalı, patlamalı, mecbur kalmalı. Bütün Hataylılara sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum.